Nida şu an 6 yaşında, evin en küçük çocuğuymuş. 5 yaşlarında içine kapanmaya, arkadaşlarıyla daha az oyun oynamaya başlamış. Ablasının liselere giriş sınavına hazırlandığı sene Nida'nın konuşmasında gerileme ve kelime sayısında azalmalar olmuş. Aile bu durumu çok ciddiye almamış ve çok fazla TV izlemesine bağlamış. Nida'nın babasıyla arası sıcak ve yakınmış. Fakat annesiyle arası daha mesafeli ve uzakmış. Anne Sultan Hanım büyük kızının liselere giriş sınavını o kadar önemsiyormuş ki Fen Lisesi'ni kazanması için neredeyse tüm zamanını ve eforunu Nida'nın ablası Bihter'e ayırmış. Ve evde genelde Bihter gündem konusuymuş. Sonunda ablası Fen Lisesi'ni kazanmış ve anne Sultan Hanım Bihter'in başarısını kutlamak için evde bir parti vermiş. Sultan Hanım büyük kızı Bihter ile mutfakta parti hazırlıkları yaparken Nida da bir aile resmi çizip ablasına vermiş. Nida o resimde ablası ve annesini evin içinde el ele, kendisi ve babasını yine el ele ama evin dışında resmetmiş. Ablası Bihter Nida'ya dönüp "Bu gözlüklü kadın kim?" diye sorduğunda anne Sultan Hanım dayanamayıp resme bakmış ve "Benim gözlüğüm mü var? Şaşkın." diyerek kahkaha atmış. Nida o an annesinin gözlerine elini uzatmış ve susmuş. Bir daha da hiç konuşmamış. Nida bundan sonra çizdiği tüm resimlerde annesini hep gözlüklü çizmeye devam etmiş. Bakalım uzmanımız bugün bu vakamızı nasıl değerlendirecek? Adım adım insan başlıyor. Müzik Efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyelim yine bir adım adım insanla bizler geldik ve sizler çaylarınızı kahvelerinizi aldıysanız terapi tadında adım adım insan başlayacak ve sizler bizlere sorularınızı şimdi ekrana gelen adım adım insan instagram hesabından ulaştırın diyorum. Evet öykümüzde girişte e, zikrettiğimiz üzere çok e, derin bir vaka var bu vakayı inceleyeceğiz fakat bugünün konusu efendim e, selektif konuşma seçici konuşmama dediğimiz mutizm. Susan çocuklarımızı, konuşması ciddi şekilde azalmaya başlayan çocuklarımızı Bugün ele alacağız ve sizler ekran başında bu problemi yaşıyorsanız çocuğunuzun konuşmasında yaşını ve algısına göre eksiklik gözlemliyorsunuz lütfen bizlere yazın bizler size rehberlik yapmaya gayret edelim diyelim ve bugün bize eşlik edecek uzmanımız çocuk gelişimi uzmanımız Senem Yıldız hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsın hoş hocam? bulduk teşekkür ederim sizi gördüm daha iyi oldum. Biz de sizi i̇yi. gördük çok daha şükür iyi olduk. çok şükür bugün zaten. çok şükür diyelim efendim yine buluştuk. Ee, evet bu güzel e, terapi seans tadında programda sizden alacağımız çok şey var hocam. Ee, ben mi? şöyle size hani mutizm deyince çok böyle yaygın olarak gördüğümüz bir şey değil. Ama evet. e, bu sorunu yaşayan ailelerin için çok e, büyük bir şey. E, Cid, çok ciddi bir şey. Çok ciddi bir şey, çok ciddi bir sıkıntı. Selektif mutizm nedir diye sorarak başlayacağım. Vakamızı değerlendireceğiz hocam. E, çünkü hep otizm daha çok yaygın Artarak da devam ediyor maalesef e, otizmde. Mutizmde e, daha farklı bir dinamik var. Bunu bizle paylaşmadan evvel mutizmin tanımını yapabilir miyiz? Şimdi mutizm e, susma aslında her türlü biyolojik e, sağlığa sahip bir çocuğun yani ne dilinde, ne kulağında, ne beyninde, ne bedensel olarak biyolojik bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hiç konuşmayıp belli bir süre konuştuktan sonra yavaş 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 konuşmayı keserek bir anda susması ve bir daha hiç konuşmaması mutizm. Konuşmamayı seçme. Seçmek. Seçmek. Ama selektif olan yani seçici konuşmamayı seçme ise e, ya belli bölgelerde hep susma ve belli bölgelerde hep konuşmama ya da belli insanların yanında susma ve belli insanların yanında hiç konuşmama gibi. Ama onun dışındaki yine belli bir mekanda da kendini rahat hissettiği, güvende hissettiği, huzurlu hissettiği mekanlarda da hiç oradakiyle buradakinde uzaktan yakından alakası olmayan bir tavrı sergileme hali. Hı hı. Selektif olan da bu. Evet. O zaman şunu da söyleyelim ekran başındaki izleyenlerimize. Hani bazen çocuklarınız için çekingen diyorsunuz ve şöyle bir açıklama yapıyorsunuz. Aile bireylerinin yanında... Bıdır bıdır konuşuyor, çenesi çok düşük. Ne zaman dışarı çıkarız, birisiyle selamlaşırız? Selam almaz, nasılsın diye sorarlar, cevap vermez, Olmaz. susar. Hiç kimse sesini bile duymaz. Sizin çocuğunuzda bir sorun mu var diye sorarlar etraftan evet. diye. Belki bu sorunu da yaşayabilirsiniz. İşte bu da selektif mutizmin bir parçası. Bir parçası şöyle bir parçası. E, aileler e, selektif mutizm başladığı süreçte çocuğun çok farkında olamayabiliyorlar. Çünkü bu rahatsızlık Türkiye genelinde ya da dünya genelinde çok görülen bir rahatsızlıktı. Değil. çok ender de bir rahatsızlık. Bu sebeple ilk zamanlar çocuklarını çekingen utangaç, çok toplum içine çıkmayan, aa aynı halası gibi, aa aynı bana çekmiş, benim gibi konuşmuyor, benim gibi kendini içine çekmiş, dayısı gibi, amcası gibi, çok kendini ifade etmekten hoşlanmıyor bu çocuk gibi aileler konuşmaya başlıyorlar. Ne zaman ki çocuk bir okul eğitimine başlıyor, ne zaman ki çocuğun okul eğitimi sürecinde sınıftaki durumundan dolayı öğretmen bunu ya gerek anaokulunda gerek ilkokulda fark etmeye başlıyor. Ailede o zaman eyvah de, başlıyorlar hı hı. Yoksa sessiz, sakin kendi halinde konuşmayan, ifade etmeyen, içine kapanmış bir çocuk zannediyorlar çocuklarını önce. Bu çok önemli ve çok ciddi bir şey çünkü selektif mutizmde konuşmama süresi ne kadar uzun olursa çocuğun tekrar normalleştirilip konuşturulmaya geçilme süresi de o kadar uzun oluyor. Hı hı. O yüzden erken tanı, erken teşhis, ailenin bunu fark etmesi, buna yönelik hızlı bir şekilde tedbir alması çok ciddi ve önemli. Benim çocuğum sakin bir çocuk, sessiz bir çocuk. Biraz utangaç ama olsun, bıcır bıcır olmasa da olur gibi düşünmesinler. Her çocuğun her yaş aralığında yapması, konuşması, ifade etmesi, oynaması gereken her ne ise o yaş aralıklarındaki davranışlarının hepsini takip etsinler, incelesinler ve ona göre bir tavır, ona göre bir tarz edinsinler. Ha 3 yaş çocuğu benim çocuğum, 3 yaş çocuğu ne yapar? İşte psikomotor becerisi nedir, bilişsel davranışsal süreci nedir, hangi kelimeleri ne kadar konuşur, Soyut mu anlar, somutma anlar, yönerge ne kadar alabilir, neyi ne kadar yapabilir, nasıl oynayabilir, kaç cümle kurabilir, kaç cümlelik oyunlar kurabilir. Bunların hepsini her yaş döneminde anneler bilirse, babalar bilirse çocuklarında buna benzer rahatsızlıkların olup olmadığını da bilirler. Şöyle de bir tehlike var. Son 4-5 yıldır ben çok fazla kreş danışmanlığı yaptığım için Türkiye genelinde de ciddi bir şeyle karşılaşıyoruz. Nedir hocam? Susmalar, konuşamamalar, selektif mutizm çok ciddi anlamda artmaya başladı. Dünyada çok azdı ama mesela ben 30 yıllık meslek hayatımda belki 6 belki 7 tane gördüm. Ee, bu vakaları ciddi anlamda. Ben de üç tane. Ee, yani, Ama şu son dönemde ciddi Daha anlamda duymaya başladık. Kreş öğretmenlerinden o kadar çok Whatsapp'tan e, soru alıyorum ki hocam hiç konuşmuyor. Hocam kendini hiç ifade etmiyor. Hocam kendine hiçbir hmm. şey e, hani hiçbir tarzı yok ama evde bıcır bıcırmış. Video çekti attılar. İnanamadık. Bu şekilde söylüyorlar. O Onları yüzden Neden dikkat oluyor? etmek gerekiyor. Evet. Anneler mesela şunu önemsemeye de biliyorlar. Aman nasıl olsa evde konuşuyor. Hmm. Okulda konuşmazsa konuş durum yok olarak, olarak algılanıyor. Tabii değil bu mi? çok ciddi. Ama bir aslında şey. bizim çocuğumuzun sağlıklı bir e, psikososyal yapısının olduğunu göreceğimiz alan neresi hocam? Ev dışı. Ev dışı tabii. O bizim e, o o, o ve orası veriyor. Peki hocam, e, hangi yaş aralığında görülüyor? Mesela bizim vakamızda şu an bugün değerlendireceğimiz 6 yaşında ve 5 yaşında gerilemeler, regresyon dediğimiz durumlar başlıyor. Tabii şöyle vakalar da var. E, 3-4 yaşında kardeş geldiğinde bir vaka daha böyleydi. Kardeş geldikten sonra e, önce gerilemeler e, alt ıslatmalarla başlıyor. Parmak emmelere gidebiliyor. Ve sonra kelime sayısında azalma başlıyor. Evet. Burada kardeş kıskançlığı bile e, mutizme sebep olabiliyor. Şimdi mutizmin sebeplerini birazdan belki konuşacağız, konuşacağız. ama mutizmin e, hangi yaşta başlıyor? Mutizm 2 yaş seviyemiz var bizim. Erken mutizm 3,5-4,5 buçuk, buçuk arası evet. başlıyor. E, i̇lerleyen okul öncesi mutizm ya da geç mutizm dediğimiz mutizm ise 5,5 yaş itibariyle başlıyor başlıyor ve 8 yaşına kadar bunun tanısı konabiliyor. Yani 8 yaş, 3 yaşta 8 yaş bizim sınır aralığımız. Burası oldukça önemli. Nerede başlıyor? 3,5 yaşta başlıyor. 3,5 yaşta başlıyor ama bunun gerisi var. Hani peki tam burada da mutizme sebep eden olan faktör ne? Ne oluyor da çocuk konuşması, her türlü biyolojik durumu bu kadar netken, hmm. bu kadar kendinden eminken çocuk çat diye susup çat diye kendini geriye almaya başlıyor. Çat diye, pat diye susma birden gidiyor. Belli Yoksa... durumlar, belli ha. durumlar da çat diye susup sonra yavaş yavaş konuşmaya başlayıp sonra o konuşmayı tekrar yavaş 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 azaltanlar oluyor bu birincisi. Hmm. İkincisi yavaş yavaş kendini geri çekenler belli mecralarda konuşan onlar oluyor. Selektif se seçici dediğimiz kısım bu kısım oluyor. Bir sonraki mutizm orada tamamen hiçbir şekilde konuşmama, susma, dünya ile ilişkisini kesme, her türlü şeyden kendini arındırma ve uzak durma. İşte mimiklerle ya e, işte yazarak, işte göstererek ya da sadece bu bir kelime buluyor onunla kendini ifade ediyor. Genelde bu de miyorlar da hani buyu bu çok az söylüyorlar. Ee, elleriyle şöyle yapıp o deyip geri çekiliyorlar. O deyip geri çekiliyorlar. Birkaç tane ses ses seçiyorlar. Hmm. Kelimeyi bile kurmuyorlar hece bile çıkarmak istemiyorlar. Tek harften yola çıkmak istiyorlar. Bunlarda kaygı, korku seviyesi çok daha yüksektir. Evet. Hani oraya da gireceğiz birazdan. Orası da çok önemli evet. bir durum tabii ki. Evet biz başlamışken hatırlatmamızı tekrar yapalım efendim. Seçici konuşmama mutizm bugünkü konumuz ve öykümüz yine gerçek hayattan esinlenerek oluşturduğumuz bir öykü ve sizlerin öykülerine de kulak vereceğiz yani sorularınıza. Lütfen adım adım insana yazmaya başlayın. Son böyle 20 dakika 15 dakika kala soru cevap yoğun bir şekilde yapacağız. Senem Hocamla beraber mutizmi konuşmaya devam edelim. E peki bu öyküyü dinledikten sonra bu öyküyü bir uzman gözüyle acaba nasıl bakılır, nasıl okunur, altyapısında neler vardır? Hadi hocamıza soralım bir değerlendirsin. Nida Vihter, Şimdi... Anne Sultan Hanım. Yani şimdi Sultan Hanım burada neden bu kadar hırslanmış, kendindeki hangi eksiği tamamlamaya çalışmış orası tabi ciddi ve ayrı bir mesele. Fakat bu sürecin içerisinde çocuğunu hiç görmezden geldiği için fotoğraf çizen, resim çizen çocuk babayla kendini evin dışında anne ise gözlüklü çizmiş olması çok enteresan bir şey. Yani beni gör demiş anneye, beni fark et, beni hisset. Anne bütün bunlara rağmen. Çocuk hani resimle de kendini ifade etmeye çalışmış ama anne bunların hiçbirini görmemiş. Partiler düzenlemiş, eğlenceler düzenlemiş ve diğer çocuğu yok saymış, hiç saymış, hiç kabul etmemiş. Ve böyle olunca da kendinin yok sayıldığını, hiç sayıldığını gören çocuk korkmuş. Bakın mutizmde kaygı, korku, endişe, değersizlik, mutsuzluk bunların hepsi ve çaresizlik. Çocuk bunların hepsini yaşadığı için ama bunları tap noktada en tepede yaşadığı için bu hastalığa yakalanır ve böyle bir tavrın içine girer. Bu oldukça önemli bir durum ve bu sebeple de Sultan Hanım çocuğunu yok sayınca anne bu başka bir şey değil ki ana her şeydir diyebiliriz biz çünkü. E çocuğunu sevmeyip çocuğuyla ilgilenmeyip çocuğuna değer vermeyip öbür çocuğunu alıp bir yere götürmeye çalışan bir anneyi görünce çocuk bir anda kendini bu dünyada yapayalnız ve hiç olarak görmüş. Babasının onunla biraz ilgilendiğini fark etmiş ve ablasıyla ilgilenmeleri takip ettikçe ve gözlemledikçe kaygısı, korkusu, üzüntüsü, değersizlik duygusu o kadar çok artmış ki aslında çocuk her olayda bir şey Ile kademe kademe kendini geri çekmiş ve tamamen susmuş. Ömür boyu da susmuş zaten. Evet. Yani bir gerçek hikaye ve bu Maalesef. çok acı. Ve yani merak annenin... edenler varsa Nida evet konuşmamış. Hiç konuşmamış. Ee, ve çok fazla da yardım alınmış. Ama şöyle bir durum var. Annenin yardıma ihtiyacı var en başta. Tabii. Annenin anneliğini çocuklarına aynı dozda ve ihtiyaca binen her çocuğa eşit davranmak bir de onu da soracağım. Merak edenler vardır. Birden fazla çocuğunuz var. E, annelik sorumluluğunuz var. Ev sorumluluğunuz ve eş sorumluluğunuz var. Bir de çalışıyorsanız e, öte yandan orada de başka sorumluluklar var. Çocuklarımıza eşit mi yaklaşmalıyız hocam? Tabii ki. Şimdi çocuklarımıza elbette ki eşit yaklaşmalıyız ama buradaki eşitlikten kasıt da şu. Ona işte Ha çocuğun ihtiyacı olduğu eşitlikte yaklaşmalıyım. Mesela bir çocuğum sosyal olarak çok rahat ve çok güzel bir çocuksa o çocuğumun sosyal alanı ile ilgili çocuğumla bir şeyler yapmak çok da zorunda değilim. Orayı onun götürdüğünü fark ediyorsam orada geri durabilirim. Ama bu çocuğumun kendini ifade etmenin ötesinde ders çalışma, ders odaklanma mesela küçük kas problemleri varsa o konuda çocuğuma destek olurum. Oranın eşitliğini sağlarken bir taraftan diğer çocuğumun arkadaşları ilişkilerinde gerileşme vardır. Sosyalleşemiyordur. O çocuğumun da sosyalleşmesiyle ilişkilendirme yaparım. Çocukların durumlarına, tutumlarına ve davranışlarına göre çocuklarla ilişkilendirme eşit oranda olmalıdır. Bir çocuğumun bir eksiğini kapatmaya çalışırken diğer çocuğumun başka eksiğini kapatmaya çalışmam. Aynı şekilde eşitliği dengelemem olur. Yoksa herkese güzel bir şekilde aynı şekilde davranayım. Herkese eşit söz, söz ve hakkı vereyim. Her şey, herkesle eşit ilgileneyim. Herkesle eşit bazı şeyleri paylaşayım. Ama paylaştığım şey eğer çocuğumun zaten var olanı, dolu olanı, donanımlı olanıysa ben o zaman ona bir şey vermiş olmayacağım ki sadece paylaşmış olacağım. Ama Eşit paylaşımda çocuğuma bir şeyler vererek onu daha iyi, daha sağlıklı, daha kendinden emin noktaya getirmek istiyorum ya. Burası o yüzden çok önemli. Eşitlikten anladığımız şeyin gerçek anlamda çocuğun ihtiyacına binaen hazırlanmış bir platform olması lazım. Anneler buna dikkat ederlerse çok daha iyi olur. Evet, bu önemliyi de araya sıkıştırmış olalım ve burada Nida evet haykırıyor. Peki. Ne yapılabilir burada? Yani bu aile için tamam burada bir gerçek öykü var ama biz diyelim ki böyle bir dinamik var. Evet. Ee, bazen büyük çocuklarımızın üniversite sınavı oluyor. Bazısı bazen de küçükler fazla ilgiyi alıyor. Ergenlik dönemindekiler uzaklaşıyor. Anneler zaten ergen olunca hiç çekilmiyor bu çocuklar falan diye düşünebiliyorlar. Ee, burada denge değişebiliyor küçük büyük arasında. Evet. Bu tarz meseleler yani aynen bu Nida'nın öyküsündeki gibi. Benzer öyküleri olan durumlarda ne yapacağız? Bir Nida'yı biliyoruz sonunda olduğunu. Ne olabilirdi mesela Nida? Konuşabilir miydi? Nida tabii ki konuşabilirdi. Anne bunun farkına vardığı anda. Bir o resim bile imdat çığlığıydı. Belki de son viraj. Evet o resim. imdat hani çizgilerin dili konuştuk paylaştık evet, ya evet. hatırlıyor musunuz? Tabii tabii. Hani orada o çocuk o kadar net ifade etmiş ki evin dışına atıldığını, itildiğini. Annesine gözlük takmış ki beni gör. O noktada bile anne geri dönüş yapsa. Nida elbette ki kurtulabilirdi ben zaten o anneye çok üzüldüm çok acıdım yani Allah yardımcısı olsun o vicdan azabıyla insan o ona yeter yani çünkü konuşabilen her şey olabilecek bir çocuğun tamamen susması ve kendini hiç ifade etmemesi ne kadar acı bir şeydir bir anne baba için. Anneyi nasıl fark ettirebilirdik anne mesela geldi yani. Burada e, baba işin içine girebilir. Nasıl işte bu dinamikleri Şimdi burada oynayalım Burada hani biraz. mesela baba şöyle bir şey yapabilirdi. Çocuk fotoğrafı çizdikten sonra karısını karşısına alıp işte ya da kocasını karşısına alıp bakın benim bizim çocuğumuz böyle çocuk değildi. Konuşuyordu, sohbet ediyordu, ilgileniyordu, eğleniyordu. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama bak bir imdat çığlığı çalıyor. Sen kızınla çok fazla ilgileniyorsun. Sen oğlumuzla çok fazla ilgileniyorsun ama burada bizim ilgilenmemiz gereken bir çocuğumuz daha var. Onun da istekleri var. Onun da arzuları var. Onun da bir yere gelmesi gerekiyor. İyi. İlgiye ihtiyacı var, sevgiye ihtiyacı var, değere ihtiyacı var, önemsenmeye ihtiyacı var. Her şeyden önce 0-6 yaşta dokunulmasına ihtiyacı var çocuğun. Çünkü çocuklar kinestetik olarak doğuyorlar. Ne demektir kinestetik olmak demek? Dokunsal olmak demek. Zaten biz Türk toplum olarak dokunsal bir milletiz. Sarılalım, öpelim, koklayalım, bozalım. Nasıl, nasıl? kordonu kesilir, kesilmez. Hatta kordondayken bile değil mi? Hani getiriyorlar kesiyor. anneye değdirme. Ay, öyle yüzünü ağzını buruşturuyor dokunmak tabii, istiyor tabii. orada ten teması anneyle kurduğu tabii. zaman Nasıl sakinleşiyor değil Tabii mi? geçen Bebek. bir video seyrettim. Yeni doğmuş bir bebekti. Çok güzel. Orada çok güzel de vermiş onu. Yeni doğmuş belli. Annenin şurasına koymuşlar. Hani yüzün annenin yüzüne koymuş. Eli annenin şurasında ve annesine şöyle şöyle yapıyor. Ay! Düşünün daha yeni doğmuş. Yani hissetmek istiyor. Bu kadar hissetmek üzere olan bir çocuğa eğer Nidaya baba ve anne bir dönüş yapsalardı, bu hani onunla oyun oynasalardı, onunla sohbet etselerdi, ondan özür dileselerdi, biz ne yaptığımızı anlamadık, seni üzdük mü deselerdi, bize bu konuda yardım eder misin deselerdi, demek ki biz hani bunu beceremiyoruz deselerdi. O çocuk muhakkak onlara yardım edecekti. Ya da en azından bu kadar kesin ve katı bir dönüş, bir susuş olmayacaktı. Bakın, mutizmin temelinde çok ağır kaygı, çok ağır korku, çok ciddi mutsuzluk, çok ciddi değersizlik, çok ciddi huzursuzluk ve çaresizlik var. Bunlar öyle bildiğimiz sıradan kaygı ve korkuların üstesinde bir durum. Girelim mi hocam? Evet. Otizmin kaynağı. Yani nedenleri nelerdir diye gireceğim. Hadi hem de o zaten sıradaki soru. Kız ve erkek çocuklarında görülme olayını merak ediyorsanız evet. acaba kimlerde onu da geleceğiz. Ama önce kaynağı ve nedenleri. Boşanmalar, ev taşımalar, evde bir yangın, Allah korusun, bir patlama, bir deprem anının evet. hissedilmesi, bir yüksek ses. Her şey olabilir. Belki bu otizmde de biz bunlara evet. rastladık, rastl rastlıyoruz da. Ee, kaynağından bahsedelim otizmin hocam. Şimdi mutizmin kaynağında bir kere her şeyden önce çocuğun mutizm olup olmadığı ile ilgili süreçte çocuk otizmden mutizme de geçebilir. Evet. Yani otizm olmuştur, otizmden bir şekilde aile onu farkında olarak hızlı bir şekilde çıkarmıştır ama çıkmış olmasına rağmen çocuğun ciddi kaygıları ve korkuları vardır. Susmayı çocuk seçebilir ve ömür boyu susabilir. Hani kaygı çok önemli, en önemli kaynak kaygı. Hani korku ve endişe. Bunlara sebep olan şeyler neler bir kere? Her şeyden önce çok ağır travmalar. İşte annenin ya da babanın Allah vermesin çocuğun yanında ölmüş olması, yanmış olması, kendini asmış olması, işte öldürülmüş olması, çok ciddi bir trafik kazası sonrasında. Ölmüş anne babayla ya da ölmüş akrabalarla aynı arabanın içinde canlı bir şekilde kurtarılmayı beklemiş olması. Neler bu? Yani bunlar çok büyük Alır. şeyler ama yaşanan da şeyler. Ve yetişkinken bunlar bakın, değil mi? Nasıl bir travma bakın, yapıyor? E, mesela dedim ya size meslek hayatımda 5-6 tane. Bunlardan bir tanesi aşağı yukarı 17-18 sene önce Mersin'deydi. E, Güneydoğulu bir ailenin çocuğu e, ve e, teyze e, bir öğretmen o getirmişti bana sonrasında. Anladım. E, anneyi aile ölüm emri veriyor ve çocuğun yanındaki odada asıyor. Ve çocuk orada ki hani pencerenin aralığından pardon kapının aralığından annenin asılışını seyrediyor. Ve annenin çırpınışlarını seyrediyor. Ve sonra baba dağa kaçıyor tabi. dağda ve sonrasında tamamen susuyor ve hiç konuşmuyor. Sonra teyze alıyor ve hani yanında büyütüyor. Bu şekilde getirilmişti. Ya buradaki kaygıyı, buradaki korkuyu yani yüksek seviyeli ve şiddetli korkular çocukların bu hale gelmesine sebebiyet veriyor. Ama şunu söylemiyorum annelere lütfen buraya dikkat etsinler. Ha önemli değilmiş biz o kadar çok korkutup kaygıtlandırıp üzmüyoruz. Bu da değil son dönemde kaygı seviyesi, korku seviyesi, endişe seviyesi çok yükseldi. Niye? Çocuklarımız evlerine kapandı, çocuklarımız sosyal hayattan uzaklaştırıldı, çocuklarımızı çok el bebek gül bebek büyütmeye başladık. Anne babalar olarak bizim eksiklerimizi onlarda tamamlamaya, bize yapılmayanları onlarda tamamlamaya, anneannelerin babaannelerin de evlatlarına yapmadıklarını onlarda tamamlamaya başladık. Bütün bunlardan dolayı da el bebek gül bebek büyürken bütün bu çocuklar öyle bir noktaya geldi ki pehten de öte gitten de aman bunu yapmadan bile çok ciddi bozulur, çok ciddi üzülür, travmaya döndürür hale geldiler. Bunlar da birer etken olup yavaş 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 çok seviliyordum, çok önemliydim, çok değerliydim. Yine bir ee, Selektif Mutizm vakasından bahsedeyim size ee, Aileye doğan ilk erkek evlat Hı. ilk erkek torun özür diliyorum Ondan önce hep kız çocukları olmuş ee, İki tarafta erkeğin ailesi de kızın ailesi de çocuğu çok seviyorlar Çok el üstünde tutuyorlar Ona işte tarlalar, topanlar, kurbanlar, hediyeler Aklınızın hayalinizin alamayacağı bir noktayı getiriyorlar bu çocuğu Sonra ikinci erkek çocuk dünyaya geliyor Hı. İkinci taht erkek ha, iki, taht kavgaları işte. Yani ikinci erkek çocuk dünyaya geldikten sonra onunla ilgilenilmeye başlanmış olmasını hani sıradan bir ilgilenme aslında. İlk çocuk gibi bir ilgilenme bile değil ve o ilk çocuğun olması gereken hani, ilgi. Ya, aynen öyle. İlk çocuğun ilgisinin hani üzüntüsünü yaşamasınlar diye de hep beraber yine onun için el bebek gül bebek bir hayat yaşamışlar. O kadar ciddi ilgilenmişler fakat buna rağmen o çocuk oraya geldi ya, onu kucaklarına aldılar ya, onu yıkadılar ya, ona da hediye aldılar ya, onunla da ilgilendiler ya. O yüzden yavaş 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 susmayı seçerek aileyi cezalandırdı aileyi cezalandırdı. Bir taraftan da kendini cezalandırdı. Hep çizdiği resimlerde bakın iletişim kurduğumuzda resimlerle hani bazı şeyleri yapıyorduk. Ee, 8,5-9 yaşına yakındı. Çizdiği resimlerde iki tane çocuk var siyah resimlerle çiziyor. Bir tanesi evin içine girmeye çalışıyor. Diğeri de evin dışında bir sandalyede ve üstünü çiziyor, 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 karalıyor. Kafa diye bir şey yok o çocukta. Bu çocuk kim? Herkesin kardeşi cevap da bu. Herkesin kardeşi ee, yazıyor. Perdeliyor. Yani. Aynen öyle yazıyor herkesin kardeşi. Yani benim kardeşim değil. bakın çok en... yok ki ha, Çok enteresan herkesin kardeş. O yüzden bir kere hani e, kaynaklar çok önemli. E, hani otizm sebep olabiliyor. E, küçük travmalar sebep olabiliyor. E, genetik yatkınlık varmış içinde var. Tabii ki var e, ee, sosyal iletişimdeki sürecin kız ve erkek çocuğuna farklı yaklaşımı da bakın mutizme e, sebebiyet Kızlarda veriyor. Kızlarda daha çok görülebiliyor mu yani oranlar ne durumda yoksa Şimdi erkekler mi? şöyle erkekler yüzde ellinin üstündeler kızlar yüzde kırkın altındalar. Sebebi çok bariz kız zaten hanım hanımcık olur susar bu sorun değil ki bu onure edilecek bir şey. Ya az önce söylediğimiz kültürel farklılıklar var ya ona hani oradan getiriyoruz bir Güneydoğu Anadolu'da bir erkeğe bakışla bir kız bakış Kız çocuğu evde oynar, arkadaşları ile oynar, İşte sokağa çıkarılmaz, bahçenin içinde oynatılır, daha korunur. Daha Daha korunur. baskı altındadır kısacası evet. hocam ben söyleyeyim bari yani baskı altına alıyoruz. Erkek çocukları da babayla, amcayla, dayıyla, sokaktakiyle, tarladakiyle, tapandakiyle anlatabiliyor muyum? Mecradakiyle çok yoğun bir oyunun içindedir. O sebeple de orada çok ciddi anlamda ilgilenilirken, oynatılırken, hoplatılırken, zıplatılırken sen erkeksin, sen büyüksün, sen evin işte bilmem ne olacaksın, sen şöyle olacaksın denen çocuklar sonradan hiçbir şey olmamaya başlayıp çok daha ağır bir baskının altına alınıp çok ciddi şeyler yaşatıldığında tak diye susup kendilerini geri çekebiliyorlar tabii. Evet. Şimdi e, tetikleyen faktörlere de gireceğiz. Birazdan adım adım insan hadi gelsin. Ben de bak, hem size bakıyorum hem de ekrana. Adım adım insan bak şuraya gelecek birazdan. Dersiniz arkadaşlar. Adım adım insandan soruları alacağız hocam. Evet. Mutizmin sebepleri konuşuyoruz. Biraz açacağız bunu. Yazmaya başlamışlar şu an. Bu vakalar aynen geliyor. Oo çok güzel. Ee, evet ben çok, çok güzel. E, soru çok... geleceğini düşünmedim açıkçası. Yalnız kekemelik sorusu da gelmiş. Oo güzel. Kırmayacağım olsun. soracağım. Hani böyle onu da alacağım. Vaktimizi değerlendireceğim. Kekemeliği de bir gün sizinle konuşalım mı? Konuşalım. Geniş ama. Evet. Bugün soru alacağım. Kekemelik Kısaca değerlendireceğiz. Bu dünyada e, en çok üzüldüğüm, hmm. e, en çok canımı yakan problemlerden bir tanesidir. Niye canımı yakan deriniz? Orada bir şey hissettiniz. Yani şöyle e, e, duygu kekemelikte halledilebilir diyor. Kekemeliğe sebebiyet veren duygu hızlı ve çabuk terapistler tarafından çözülebiliniyor. Fakat kekemelikte kas öğrenmesi dediğimiz bir şey var. O kekemeliğin oluşmasına sebebiyet veren süreç kadar ciddi anlamda geriden bugüne getirilmesi gereken bir şey olduğu için Orayı hani 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce kekeme oldum diyor mesela. Ben 55 yaşındayım diyor. Ben 15 yaşında bir trafik kazası geçirdim. Oradan sonra oldu bu bende diyor. E 40 yıllık kas öğrenmesini nasıl çözeceğiz? Çözemediğimiz gibi. Hani bununla birlikte peki hani çok ender toparlananlar, düzeltilenler var. Yok değil. Fakat bunun furyası da çok kötü çıktı. Yani... Şöyle çözeriz, böyle hmm. çözeriz. Bu 15 dakikada kekemelinizi çözeceğiz falan ya, gibi afişler hocam. Yok, ben yok, çok yok. kızıyorum onlara. Peki biz devam edelim hocam mutizme. Geleceğiz soru bazında alacağım. Onun sözünü vermiş olayım gördüğüm ilk soru. E, mutizme eşlik eden e, regresyon tipleri. Regresyon efendim e, burada tabirleri de öğreniyoruz birlikte. Gerileme. Gerileme ne? Kendi yaş ve algı düzeyinden daha geride olması ya da geriye gitmesi, dönmesi. Evet. Sadece susuyor mu bu çocuk? Başka gerilemeler konuşmanın Olur, yanında neler? oluyor mesela yani, sizin de gördüğünüz vakalar üzerinden mesela şu bir gerçek sadece susmakla kalmıyorlar susmanın ötesinde el göz kas koordinasyonlarında sıkıntı oluyor. İnce motor kaba motor becerilerinde sıkıntı oluyor. Çünkü çocuk sosyalleşmediği için sadece kendi kendini oynamaya başladığı için iletişime geçmediği için o esnada bu söylediğim şeyler oyunla iletişimle artacağından kaynaklı. Çocuk kendi başına kaldığından dolayı kendi kendine el koordinasyonunda, göz koordinasyonunda, dikkat koordinasyonunda sıkıntı olabiliyor. Hı hı. En e, bir başka sebep çok fazla konuşmadığı için çiğneme, yutma problemleri olabiliyor. Hmm. Hani ifade etme evet. noktasında. Bir başka sebep ya da bir başka gerileme mimiklerinde söz konusu oluyor. Hmm. Mesela e, anne babalar mutizmime yatkınlık var mı ya da mutizm olabilir mi benim çocuğum acaba ki diyorlarsa çocuğun lütfen mimiklerine dikkat etsinler. Çünkü mimiklerde gerileme oluyor. Hmm. Yani cıvıl cıvıl o konuşurken ki cıvıl cıvıllığı kesilirken ifade dili de kesiliyor. Duygusal küntlük diyebilir miyiz? Evet onu da söyleyebiliriz. Güzel bir deyim. Evet yani donuyor çok yavaş hareket ediyor. Olup bakışlar bakışları mümkün olduğunca otizme çeviriyor ve göz temasından Kırıyor. uzak durmaya çalışıyor. Daha ağır ve daha hantal hareketleri diyor. Çocuk küstü ya dünyaya küstü yani. Dü varlığı ya da yokluğu ile ilgili bir derdi yok ki. Çünkü annesi istemedi onu, babası istemedi onu ya da çok ciddi bir travma yaşadı ve her an yalnız otizme sebebiyet veren korku, kaygı neyse çocuk onunla yaşıyor. Onunla yaşadığı için susuyor. Hı hı. Yani en büyük tehlike burada zaten. Onu bulup onun üzerinden harekete geçip onun üzerinden çalışmaları yapmak gerekiyor. Anne ne yaptı, baba ne yaptı, abla ne yaptı, öğretmen ne yaptı, babaanne ne yaptı, anneanne ne yaptı. Ciddi bir çalışmaya girip terapi çalışmasına girip bunları tek tek bulmak lazım ama tabii ki en çok mimikler değişiyor, arkasından e, hani hareket eylem e, süreci değişiyor, daha atıllaşıyor, daha yavaş oluyor, daha kendini geriye çekiyor, çiğneme ve yutma problemleri başlıyor. Çünkü, Lapa yemeği tercih ediyor. Aynen öyle, çünkü hani e, dilin gelişimi e, ne kadar fazla olursa konuşma o kadar çok ve güzel oluşabiliyor. Tabi burada hiç konuşmayan çocuk hem çene ve kas problemleri oluşmaya başlıyor. Hem yutma problemleri oluşmaya başlıyor. Hem de parçalayamadığı için yemek yemede sıkıntı duyabiliyor. Önce yavaş yavaş yumuşak geçişler yapıyor. Sonra Kütürlüden uzak duruyor. Sonra sadece sıvı yemeği istiyor. Sonra yumuşaklara geçiyor. Sonra bazen yemek yemeği bile kesebiliyor. Önemliydi. Şimdi tedavisini konuşalım hocam biraz. Yani tedavisinde evet bu kaynaklar önemli. Velev ki bir travma. Yani dediğimiz gibi bir e, kaza esnası oldu. Birden annenin bu da gördüğüm şeydi. Bu mutizm değildi ama kaygının temeliydi çocukta. Anne aldatıldığını öğreniyor. Aldatıldığını öğrenen anne evde kıyameti koparıyor. Çocuk birden hiçbir şey yokken aile dinamiklerinde bir de evde facialar Çok, çok büyük barışmalar, kavgalar ve e, annenin evi terk edişi, çocuğunu bile görmeden babayla çocuğun kalması. Bu bir kaygıydı çocuk için. Peki böyle durumlarda Nasıl çalışılır? Nerelerden başlamak gerekiyor? Tedavisine yönelik mesela ilaç tedavisi var mı bunun için? Şimdi bir kere çocuk mutizm hani selektif ya da motizm midir? Bunun gerçek anlamda ortaya çıkarılması için her şeyden önce bir çocuk doktoruyla ciddi bir iletişime geçmek lazım. A'dan Z'ye biyolojik olarak işte nörolojik olarak neyi var neyi yok çocuğun tam bir tahlilden check-up'tan geçmesi gerekir. Birinci aşama bu olmalıdır. Burada herhangi bir şey çıkmadı. Nörolojik herhangi bir şey çıkmadı hemen akabinde psikiyatrik bir çalışmanın içine girmek lazım. Ne hem bir pedagogla o? hem bir psikiyatristle çocukla çalışmak lazım. Çünkü bu da kaygı seviyesi çok yüksek ya. Kaygı seviyesi çok yüksek olduğu için bu seviyenin bir ölçüme tabi tutulması psikiyatristler tarafından o ölçüm sonrasında ilaca gerek varsa ilaç verilir ya da yok buna ilaç verilmez bir pedagogla bir işte psikologla çalıştırılması gerekir. Netleştirmesi gerekir. İkinci aşama bu olduktan sonra diyelim ki bir psikologla çalışmaya başladınız. Psikologla çalışırken psikoterapi bu işin en ana noktalarından bir tanesidir. Psikoterapide anne alınacak, evdeki bütün herkes alınacak, yakın çocukla birebir ilişkide olan anneanne, babaanne, amca, dayı, teyze, hala kim varsa o işin için alınacak. Çocuk bir okula gidiyorsa o okuldaki eğitmeni alınacak. Hatta ve hatta çocuğun belli bir dönemde bakıcılığını yapmış bir teyze bir abla varsa o bile işin içine sokulacak. Yani bunların hepsiyle birlikte çocuğa çok ciddi anlamda bir çalışma yapılmaya başlanması gerekir. Aa hani sebebiyetten önce Öncesinde ne oldu? Mutizmden önce, selektiften önce ya da ne oldu? Seçici susmadan önce ne oldu? Nasıl bir çocuktu? Neler yapıyordu? Hangi yaşta konuştu? Doğum hikayesi nedir? Gelişim basamakları Tabii nasıl izlendi? Kesinlikle ana rahminde ne yaşadı? Bakın çok enteresan bir vakada da ana rahminde anne e, bahçede e, yılanla karşılaşıyor. Ay hocam korkunç. Yani yılanla karşılaşıyor. Yılan ağaçtan kadının e, kucağına düşüyor e, ve 8 aylığa yakın bir hamileliği var. Bağıra 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 yıkıyor ortalığı ve sonra bebek e, kalp atışları duruyor bebeğin. Hastaneye yatırılıyor anne. Birkaç saat sonra kalp atışları duruyor derken çok hafifliyor. Birkaç saat sonra normale dönüyor. Ve mesela bu çocukta da o Kaygı korku zaten ana rahminden geldiği için yaşanan olay arkasından başka bir olay daha yaşanıyor. O yaşananla bu yaşanan örtüşüyor ve seçici susmayı seçiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunlar çok önemli şeyler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E aslında çaresi de var, tedavisi var. de var. Bunu da söylemek gerekiyor. Tabii ki aile dinamikleri, hep birlikte çalışma, e, multidisipliner çalışma, psikoterapilerin zaten temelinde olan Tabii bir ki. şey hocam. Pekala biz ben sorulara geçeceğim ama ebeveynlere bence sizin önerileriniz olacak. Onu sona mı bırakalım en sona Olur, sorulardan? Olur siz bilirsiniz. Peki şimdi birisi demiş ki hocam izleyenlerden konuyla ilgili değil ama demiş. Ee, yani büyüklerde mutizmi nasıl düzelteceğiz? Kocam arkadaşlarıyla çok konuşuyor, eve gelince susuyor. Bu mutizm mi? Bu mutizm ee, değil. Şimdi belki latifesi ama Bu e, mutizm değil. Değil. Bu seçenekli sohbet Değil mi? Evet bu mutizm. Ee, cezbeden şey. Ve demiş ki bir izleyenimiz e, mutizmle bir DM'lere bakıyorum bu arada yorumlara geleceğim. Mutizmle birlikte yürümeyi durdurma olabilir mi bir süre demiş. Evet. Cevap geliyor galiba diye yazmış konuştuk ya az önce. Evet. Yürümede de gerileme zaten bahsetmiştiniz. Vardı. Var El kas göz koordinasyonunda ciddi sıkıntılar söz konusu oluyor. Evet. Sendeleyebiliyor. Mesela şey oluyorlar. E, ha, nasıl deniyor onun adına tam olarak e, şimdi aklıma gelmedi sakar Sakar oluyorlar. Yani koordinasyon, e, sıkıntısı, koordinasyon sıkıntısı çektikleri için tutamıyorlar, taşıyamıyorlar, götüremiyorlar. Dengesizleşip bir yere çarpıp düşebiliyorlar. Derin kaşık, duyu, çatal. derin duyu çalışmaları yapılıyor evet. değil mi çocuklarda? Evet. Her şeyin çaresi var. Işte. Var. Orada var. Bunlar... Masajlar çok önemli. Refleksiyoloji yapılabilir. Evet. Yani duysal sensörü çalışılabilir. Hı hı. Ciddi anlamda çok şey yapılabilir evet. aslında. Ee, anneleri tavsiyelerde bulunalım. Çocukluk döneminde çocuklarda o dokun sağlık ben çok önemsiyorum. Hep de söylerim yeri geldiğinde bebek masaj larını anne ile çocuk arasında çok özel zamanlar. Özellikle topuktan başlayan, ayak altından parmaklara kadar giden küçük zeytinyağlarla yapılan, hakiki zeytinyağlar, omeganın da içinde bulunduğu Fazla da yapılan... mı gerekiyor hocam? Ben doğduğundan beri yaptım. Doğduğu günden bir yani hastanede bile yapmaya başladım doğduğunda. E, hala yapıyorum ama haftada 4-5 kere e, yapıyordum yaz döneminde doğum yapmıştım. Ee, çok mu hareketli oldu diyorum şimdi zapt edemiyorum. Çok mu uyarı verdim sen <laughs> diyorum. Yani haftada biri önemsiyoruz. Evet ben biraz Ama 3-4 biraz. Duruyorum zaten şu o an olmuş. 10 günde bir yapıyorum hocam. İyi bakalım. Daha azalttım. Şimdi Belki de demiş ki hayırlı programlar. Tekrar hatırlatmamı yapıyorum. Bu güzel hesabımız takip edilesi, yorum yazılası televizyonumuzun o adım adım insanın Instagram hesabına gelen DM'lerden sorulara başlayalım. Belgin Hanım hayırlı programlar demiş. Bir sorum olacaktı hocamıza. iki buçuk yaşında bir erkek çocuğum var. Pek konuşmuyor. İsmi çağır, ismiyle çağırdığımızda bakmıyor. 10 kere çağırır isek iki kere bakıyor. Eskiden göz teması dahi kurmuyordu. Kendisi böbrek hastası doğuştan demiş. Sürekli ağlamasın susun diye telefon verdik. Bir aydır telefon vermiyoruz düzelmeler var gibi artık göz teması kuruyor sürekli telefondan mı Yoksa otizm başlangıcı evet. mı var diyen ilgili bir anne, tabii bir hata yapılmış telefonla. Tabii. Yani burada otizm başlangıcı var gibi görünüyor. E, göz temasını kesen çocuklara hemen annelere söyleyeceğim şey şu. Hı hı. E, diyorum ki mesela şu ise işte bir nesne bir şey söyleyeceğim, iletişime geçeceğim. İşte Tuğba gözüme bak, hı. Tuğba gözüme bak, Tuğba gözüme bak deyip şu noktaya getirip Hani bana bak, böyle bak, buraya ilgi çekip, bu şekilde bak deyip çocukla sürekli göz temasını bazen baba, bazen anne, bazen abla, bazen teyze, bazen arkadaş mi? gibi bu bir egzersiz böyle sık sık yapsınlar bu birincisi. Telefonu, tableti, televizyonu hemen televizyonu da dahil hemen kapatsınlar ve onunla oyunlar oynasınlar, ona dokunsunlar, onunla güzel sohbetler etsinler. Özellikle baş parmak olma oyunu oynasınlar. Onu bir gösterir misiniz hocam şimdi yani... kameradasınız siz Şimdi baş parmak oyunu, hani bunlar beyin boyun sistematiğinin nörolojik olarak bağlantılarının olduğu kısımdır baş parmaklarımız. Çocuklarda da böyledir. O yüzden de şu şekilde şu şekilde sürekli baş parmaklar ovularak sonra da diğer parmaklar ovularak. Tabii ki bunlar başa da doğru gidecek. Kulaklardır. Aynen böyle. Buradan başlayacak her seferinde buradan başlayacak sonra böyle 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 bütün her yere gidip sonra ortasını güzelce ovup elin. Bütün böyle yine ufak böyle bir zeytin ile yaptıktan sonra şıp 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 tıp 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 gibi çocukla o bunu oyun haline de getirerek bunun çalışmasını yapsınlar böyle uyaran oldukça çocuğa beyne gidecek çünkü e, nörolojik bağlantıların kurulması ile ilgili e, oradaki sinaptik sinir hücrelerinin birbirine geçişi ile ilgili akımın durması ile ilgili orada ciddi bir tahribat söz konusu olmadan önce uyumaya geçmeden önce hücreler, hücreleri canlandıracağız neyle? Beyne oksijen giderek beyin neyle besleniyor? İki şeyle. Bir oksijen bir glikojen. E, burada hem oksijeni biz bu şekilde toparlayacağız. Glikojeni de ciddi anlamda ne yapacağız? Beslenmeden halledeceğiz. Eğer göz teması hızlı bir şekilde daha çok kesiliyorsa babalar el arabası oyunu oynasınlar çocuklar. Nasıl hocam? Mesela şimdi çocukların arka ayaklar, şey ayaklarını arkadan tutacaklar. Ellerini şöyle öne koyduracaklar. Kafa öne koyulacak. Arkadan ayaklarını tutup hadi el arabası gibi yürütelim seni diyecekler. Çocuk halının üstünde basa basa yürüyecek ama bu arada mümkün olduğunca başa kan gitmesini sağlayıp şuradaki sistemi harekete geçireceğiz. Hızlandıracağız ki beyin oksijen alsın ve oksijen alarak beslensin ve bağlantılar kurulsun ve çocuk bir kendine gelsin. Yani, tabii burada belli bir kas gelişimi olan çocuklar için söylüyoruz. Tabii. Aman ha yani. Yok o ya söylüyor. o kadar hani. Ya ben hocam her şeyi söylüyorum. sonra. Yok çok şeyler. Evet 4 yaştan sonra. Bu yani, önemli bir şey. 2 yaşındaki çocuğa bunu yapamayız Yok, çünkü. Deneyebilirler hocam yani çünkü sizin söylediğiniz bir uzman evet, olarak e, aşırı ciddiye alırsak bunu bu hangi yaş aralığında yapılmalı? Yani dört yaş bizim için önemsenen bir yaştır. Eğer hani çocuğun gerçek anlamda otizm gibi ya da az önce söylediğim söylediğimiz davranışlara yönelik sıkıntıları varsa otizmde özellikle bunu çok önemsiyoruz Hani ya da buna benzeyen davranış gerilemelerinde yaşla beden Hani doğum yaşı ile zeka yaşının iletişim yaşının davranış yaşının geride kaldığı süreçleri fark ettiğinde aileler bu masajları yapsınlar bu el arabası yürüyüşünü yapsınlar bu onlara yarayacaktır. 4 yaştan sonra olursa daha iyi olur. Ama ciddi sıkıntılar varsa pedagogları zaten onlara bazı şeyler önerecektir. Bunu da içinde hadi 3,5 da biraz daha kale alabilir. Seviyorlar çünkü. Böyle oyunları seviyorlar. Hadi dolaşalım. Hadi dolaşalım. Hadi dolaşalım. Hani şimdi ben seni araba yaptım. Hadi tıp çup 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 nereye gitmek istersin? Burada mı park edeyim? Şurada mı park edeyim? Babalar böyle oyunlar oynadığında Rekant sesi vermek de çok önemli değil mi? Evet. Yani dünya bir titreşim üzerinde kainatta evrende bir titreşim var ve bizler sesle ulaşıyoruz birbirimize, sesle dokunuyoruz. Evet. Şimdi bu çocuklarda da ses yok, içte ses saklı. Şimdi orada şöyle alfa boyutuna inmek özellikle de frekans seste de alfa boyutuna inmek. Evet, On da tabii canım, o önemli. Yani orada hani çocuklar trans boyutunda yaşadıkları için Hı -hı. trans boyutunda onlara bazı şeyleri söylemek Hı -hı. bizim çok ciddi anlamda onları toparlamamıza sebebiyet evet, verecek. Taklitler, o seslerdeki uç verdiğimiz o dalgalar da çok önemli. Evet. Hocam 10 dakikadan az sürem kaldı diyor. yönetmenim <laughs> hemen geliyorum. Ayşe Elif 2 yaşında oğlum var sadece go go diyor. Her şeyi anlıyor. Resimleri sorunca parmakları ile gösteriyor ama konuşmayı reddediyor artı tuvaleti de reddediyor. Ha şimdi konuşmayı reddetme de şöyle bir durum söz konusu olabilir. Her şeyi anlayan çocuk konuşmayı reddediyorsa anne baba ya da evdekiler onun her istediğini yaptığı için ondan önce konuştuğu için isteklerini yerine getirdiği için olabilir. E, bu çocuğa çok büyük şekersiz kalın bir sakız iki ya da üç tane sakız gibi büyük bir şekersiz sakız verip çocuğun ağzında sakızı çiğnemesini sağlamak konuşma ve dil gelişimini oturtacaktır bu bir. İkincisi anlamıyorum söyle. Hemen hani go dediğinde hemen o yok onu yapayım bunu mu demek istiyorsun bunu mu demek istiyorsun deyip böyle mi yapayım demek değil. Anlamıyorum söyle hı hı. ne istiyorsun? Ne istiyorsun hı. söyle hani en azından birkaç kelimeyle yola çıkarak başlayıp çocuğun konuşma keyfiyetini çocuğa hissettirmek bu oldukça önemli. Eğer televizyon, tablet, telefon veriliyorsa bu hemen kaldırılsın. E zamanla toparlanacaktır. Eğer bunlar yapıldı bir ay, bir buçuk ay çocukta değişme olmadı. Hemen bir hastaneye götürüp dilliyle ilgili bir sıkıntı var mı ona bir baktırılsın. Bazen dil bağı da konuşmayı engelleyebiliyor. Eğer o yoksa da zaten yönlendirme yapacaklar. Evet. Hızlıca hemen araya girmeden soruyu soracağım. Merhabalar. 15 aylık kız bebeğim var. Hamileyken eşimle çok büyük kavgalar yaşadık. Şiddet dahi gördüm demiş. Şimdi bebeğim ismiyle seslendiğimiz zaman asla bakmıyor. Yüksek e, yüksek olan her sesi duyduğu zaman hemen koltuğun altına girmeye çalışıyor. Çok korkuyor. Ben ne yapmalıyım? Acaba hiç kelime var mı? Çok merak ettim şimdi. Hiçbir ses bir şey veriyor mu? Keşke yazsaydınız onda ama. Yani şimdi yüksek burada 38 yani e, otizm gibi hissettim. hissettim. Ben de hissettim. Ama 15 aylık henüz. Yani, yani o, 15 aylık da olsa bazen doğuştan gelen otizm de söz konusu evet, olabiliyor. Evet burada o var Öyle sanki. Böyle bir şey hocam. travmaların getirdiği bir şey söz konusu olabilir. Burada çocuğun e, hayata doğuşu ve hayatla birleştiriliş esnasında bu travmayı ortadan kaldıracak olan baba. Ne yapacak baba? Çünkü baba babanın çocuğuyla izi var. Şimdi koruyacak, baba çocuğuyla sohbet edecek, baba karısıyla iyi bir ilişkide요 içinde olduğunu çocuğuna gösterecek. Çocuğunu sevecekler. Tabii bizim döterel göz hareketleri çalışmaları dediğimiz EBDR, çocuk EMDR'leri ile hmm. de çözümler söz konusudur ama şu anda yaşı çok küçük. Babanın yumuşaklığı, babanın sevgisi, anneyle babanın evin içindeki uyumu bu çocuğu toparlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi gelelim yorumlara. Pür dikkat izleyelim diyorum diyen bir izleyenimiz. Teşekkür ederiz bu dikkatiniz için. 10 yaşında oğlum da 3 kere psikoloğa gitti. Sonra pandemiden dolayı devam edemedik hocam. Selektif mutizm teşhisi konuldu. Şimdi konuşmak istiyorum diyor ama gelecek olan tepkilerden korkuyor. Aa sen konuşmaya mı başladın demelerinden korkuyor ya da o konuşursa herkes ona pür dikkat kesilmesinden korkuyor. Başka yine bir şey. korku, yine, yine korku. korku. Hala besle. Ne korku. dersiniz? Ya burada şimdi e, mutizm devam ediyor. Selektif mutizm hala devam ediyor. Hı -hı. Onun kökü ünde korku var korku devam ediyor bu korkuyu ortadan kaldırmadan davranış ve eylemi düzeltmek çok doğru bir şey değildir. Psikoterapistin önce korkuyu ortadan kaldırması, korkma duygusunu ortadan kaldırması, kaygı duygusunu ortadan kaldırması gerekiyor. Bu oldukça önemli bakın yani çocuğu güvende hissettirmek. Güvende hissettirmek ama korkunun kökündeki etmenleri temizlemek. Temizlik. Hani ne olmasından korkuyorsun? Neyi yaşamaktan korkuyorsun? Neyi hissetmekten korkuyorsun? Ne olursa korkuyorsun? çocukla 10 yaş çünkü güzel de bir yaş. Hı hı. Bunların çocukla hani soyut anlamda da somut anlamda da çökürtülmesi gerekiyor. pasifize edilmesi gerekiyor. Onların yerine her olumsuz duygunun yerine de şimdiden sonra hayatı boyunca yanında ona destek olacak güven, kararlılık, cesaret, sevgi, hoşgörü, her durumda her zaman her şey olabilir duygusu Bunlarla ilgili yerleştirmelerin yapılması gerekiyor. Lütfen terapiste gitmeye devam etsinler. Çünkü çocuk madem konuşmak istiyorum dedi. O süreç çocukla birlikte, terapistle birlikte az önce söylediğim gibi önce yakın çevreyle toparlanacak, sonra gittikçe çevre büyütülecek. Hani az ilk başlangıçta dedik ki aile işin içinde olacak, işte psikiyatrist işin içinde olacak, pedagog işin içinde olacak, doktor olacak, ailenin yakınları işin içinde olacak. Yine o çerçeveyle birlikte Terapist olan insan herkese görevler verecek. Çocukta bir taraftan önce korkuyu iletişime geçmesine engel olan duyguyu ortadan kaldıracak ki davranışı sonradan yerine oturtabilsin. <laughs> Bu şekilde olursa önemli. iyi olur. Tabii duygu onarılmadan davranışta oturmaz. Aynen Bu öyle. önemli bir şeydi. Pekala bir soru daha var. Merhaba benim de 7 yaşında bir kızım var. Doğduğundan beri konuşma problemi var. Geç konuştu. Şimdi de harfler tam çıkmıyor. Bebeksi gibi konuşması. Özel eğitime gidiyor. Haftada bir gün 40 dakika dil eğitimi alıyor konuşma terapisini kastediyorum muhtemelen. Eskiye nazaran anlaşılıyor ama yaşıtlarıyla aynı değil yine de. Bir de çok kaygılı bir çocuk. 4 yaşında küçük bir kızım daha var. Hiçbir şey yoktu. Güzel konuşuyordu. 3 aydır falan kekememe, kek pardon, kekelemeye başladı demiş. Ee, devamında Tuğba Hanım hocamı dikkatle izliyorum. Aynen anlattığı gibi çiğneme yutma problemi var ve sürekli sindirim problemi var. İnce motor becerileri gelişmedi. Bunu biraz geniş değerlendireceğiz. Çünkü burada kardeşte de başlayan bir şey var sorunun. Ablamı model Kardeşi mi? ablayı model almış evet. olabilir. İkincisi genetik kaygı korku geçişi söz konusu olmuş olabilir. Yani ailede hamilelikten itibaren anneye de babada olan akrabalar, birinci derecede akrabalardan olan ciddi kaygı korku, endişe, rahatsızlıkları, psikosomatik sıkıntılar varsa bunlar çocuğa geçmiş de olabilir. Bunlara da bakmak lazım. Şimdi dil becerileri noktasında konuşma terapisine devam edilmeli az önce söylediğim gibi işte iri ve sert sakızlar, işte büyük lolipoplar gibi hani şekerlerle çalışmalar, işte dudağın etrafına sürülen işte şekerdir, işte ne bileyim çikolatadır gibi şeylerle dili dışarıya çıkartıp sağa, sola, yukarı, burnun üstüne, burnun aşağısına gibi çalışmalar. Küçük buzlarla böyle renkli renkli küçük küçük marketlerde filelerin içerisinde buzlar satılıyor şimdi. O buzları alıp böyle hadi buralarına koy hadi Buralarına koy hadi buralarına koy gibi kasları sıkılaştırıp kuvvetlendirecek çalışmalar bunların hepsini anne evde kendi başına yapabilir. Bunları yapsınlar bir taraftan ama bunlarla birlikte de hani e, psikoterapist ve dil konuşma terapistiyle düzenli bir şekilde devam ettirsinler çalışmalarını. Bir de yutma çalışmaları yaptırmaları lazım. Nedir o? O e, tabi her çocuktan çocuğa Farklı. farklıdır. E, bazı çocuk nefesle birlikte yutma çalışması. hani Diyafram gibi bizim şu şekilde tutturduğumuz ben eğitim verirken özellikle çocuk gelişimi uzmanlarına şurayla birlikte bastır yavaş bastır yavaş bastır Nefesi tut, fırlat gibi ufak tefek oyunlarla bunu çocuklara yaptırdığımızda nefesin çıkmasını ve rahatlıkla korkmadan konuşmayı sağlayacak bir sürece gelmeli. Balon gibi. şişirmeye nasıl bakıyorsunuz? Balon şişirme güzel bir metot ee, Heh, ama şimdi e, çocuklarda çok da işe yarıyor. Hatta şu anneler de yapsınlar hemen söyleyelim. Balonun içine hadi şimdi tüm korkularımızı üflüyoruz. Tüm kaygılarımızı üfleyelim hmm, babam bana kızmıştı onu da üfleyelim annemle kavga etmiştik onu da üfleyelim kardeşimizi de kıskanmıştık onu da üfleyelim hadi oyun yapalım biliyor musun ben de senin yaşındayken kardeşimi kıskanmıştım. Hadi onu da üfleyelim anne ile birlikte karşılıklı alıp anne baba evdeki büyükler kimlerse hep beraber yapmak o da çok işe yarayacaktır. Evet. Hem kas kuvvetlendirecektir hem içerideki sıkışmış nefesi dışarı çıkaracaktır. Nefeslerimizde saklıdır tüm korkularımız. Çok güzel Ya bununla bitirmek isterdim ama şöyle bir soru var ya da şöyle çok uzun hızlıca ama özet geçeceğim. Ay heyecanlandım. Ümihan Hanım, iyi yayınlar Tuba Hanım. Benim oğlum 3 yaşında apartman dairesinde oturuyoruz. Malum pandemi dolayısıyla hiç evden çıkmıyoruz. Dolayısıyla oğlum dış dünyadan bir haber biliyor. Dışarıdaki herkesten korkuyor. Çöp atmaya gittiğimizde yanımızdan geçen arabalardan suratına vuran rüzgardan inanılmaz korku bağlamaya başlıyor ama evde her şey yolunda. Oyuncak, ilgi, konuşması falan normal. Anneanne ve babaanneye sürekli görüştüğümüz için onlarla da konuşması normal ama her zaman göremediği kişilerle konuşmuyor ama bir ay önce de kardeşi oldu. Sizce bu normal mi? Pandemi biter, e, sokakta oynamaya başlar varsa düzelimi ne yapmam lazım diyor. Ve bir diğer izleyimiz ona mesaj yazmış, e, yorum yazmış. O çok önemli pandemi sürecinde bu çocuklar sosyal dünyadan izole oldular. Evet. Tabletlere, telefonlara, bilgisayarlara maruz kalıyorlar. Biz bu çocukları evde nasıl normale yakın tutacağız? Tamamen normalleştirmek çok zor çünkü yeni bir dünyaya gidiyoruz ve gideceğiz de görünüyor. Maalesef. Bunu, bu sorularla beraber tavsiyelerinizi, önerilerinizi, etkinlik önerilerinizi de alacağım programı kapatacağım çünkü hocam. Şimdi her şeyden önce bu çocuk e, Pandemi geçtiği zaman biraz daha normalleşecektir bu birincisi. İkincisi anne anladığım kadarıyla çok korunaklı, çok e, mükemmelliyetçi ve çok ciddi çocuğunu korumuş ve kollamış. Annenin yaptığı tavır ve davranışlardan da bu çocuk bu hale gelmiş olabilir. Bu da ikincisi. ya yani Apartmanın bahçesi de mi yok, sokağın kenarı da mı yok? Arkadaşım indir bir saat doğrusu orada oynat, hoplat, zıplat, eğlendir. Ondan sonra bir de komşunun çocuğunu bul, onunla bir şeyler yapmasını sağla. Hiçbir şey yapamasan elinden tut... Maskesini tak, yol boyu yürü ve geri gel. Her gün düzenli bir kere birinci olarak buna başlasınlar. Bu çok önemli. Çünkü sosyal hobi oluşmaya başlamış, kaygı bozukluğu oluşmaya başlamış. Dışarıyla ciddi sıkıntısı var, içeriyle de çok ciddi normal. Ama pandemi sürecinde çocuklar bundan sonra değişip düzelecek mi? Evet değişecek ve düzelecekler. Anne babalar evde çocuğun dil gelişimini de değiştirip düzenleyecek olan e, odada ne var oyun oynasınlar daha çok? Odadakini bul. Mesela diyelim ki şimdi şurada lamba var. İşte koyu yeşil, içinde güzel bir ışık var. İşte camdan bir kapağı var. Küçük bir sarı bir düğmesi var. Hadi bul onu. Heh, orada gibi. söyleyecek. Şimdi sen ha. anlat bakalım ha. neyi bulalım? Ondan sonra hani şimdi hadi bakalım. Şimdi ben bunu buldum. Sen bir şey söyle ve onu bulmamı sağla. Konuşma becerisi çocuklarla artacak. Odadaki bir şeyi sakla. Ondan sonra kalkacak, yürüyecek, işte dolaşacak, edecek gibi. Ne kadar doğal etkinlik o kadar doğal iletişim, televizyon, tablet, telefon çocuklara asla verilmesin lütfen. Gerçekten verilmesin. Çünkü verildiği zaman o sosyal dünyanın içine, a sosyal dünyanın içine öyle bir giriyorlar ki dışarıda hiçbir şeyi, hiç kimseyi önemsemiyorlar. Girmelerinden geçtim. Orada gelen altında yazılı görmediğimiz, hani müzikle gelen, sözle gelen, fark edilmeden gelenlerle belki evet. bir beş yıl sonra çok büyük ve çok daha ciddi bir şeyle uğraşır hale geleceğiz. Tıpkı mavi balina da olduğu gibi. Evet. O yüzden lütfen ne olur interneti kapatsınlar ya, kapatsınlar yani. Akşam Hocam pandemi sürecinde sonra öyle bir şey söylediniz ki o kadar da zor ki. Bunun için çalışmaya ihtiyaç var. Yani bizim uzmanlarımızın çalışıp bir araya gelip bizim böyle çocuklarımızla sonuçta e, online te terapide yapacaklar. Evet. Belki yüz yüze gelemeyecekler. Evet, Bilmiyoruz tamam. ileride 10 yıl sonra 5 yıl sonra ne olacak. Burada ço o bu çocukların görselde maruz kalacağı dijital dünyadaki içerikler çalışılmalı, üretilmeli yeni içerikler belki. Evet, evet. Ama bunun için de çok süre var. Hocam bitti program. Ben sizi çok seviyorum. Sizin de program yapmayı çok seviyorum Vallahi ama razı olsun, yönetmenim şey psikolojik dedin. baskı yapıyor. Fahrettin yapmasın. Fahrettin Yapımcı'm hocam. Öyle mi? Hocam Öyle çok değil, teşekkür yapmayın. ediyorum. Ee, gerçekten teşekkür güzel bir yayındı. Bence çok da Sağ faydalı olun. olduk. Ayaklarınıza İnşallah. sağlık. Sağ olun teşekkür Otizmi ederim. Otizmi konuşacağız. Talep İnşallah. var. Onu da araya sıkıştırayım Tabii hocam. Tabii başımla birlikte. Seve seve. İnşallah. Efendim bugün de biz aydan sürenin sonuna geldik. Sizlere Allah'a emanet ediyorum ve hoşçakalın diyorum.